Ay, uyandın mı sen? Tamam. Allah'ım çok şükür. Çok şükür. Ben doktoru çağırayım. Dur. Ne oldu? Neye bakacaksın? İki gün önce kafenin tekinde terk ettiğin kıza mı bakacaksın? Ben mi terk etmişim? Kesin kafama bir yere çarpmışımdır. Yoksa aklı başında bir adam bunu yapar mı? Dur bakayım bir sana. Aa, diğer tarafta senin ruhun mu karıştırdılar? Bu dönen Efe değil gibi. Öyle olsa bile demek ki dünyaya kaç kere gelirsem geleyim hep sana aşık olacağım. Bir yaklaşsana. Ne? Şuraya bir öpücük ver bakalım. Doktor çağırayım mı? İyiyim ben. Çağırayım ama. Hadi git çağır. Abi. Abi Efe'yi yoğun bakımdan çıkarmışlar. O zaman bir hastaneye ziyaret etmek icap eder. Ne de olsa eski elemanımız, ayıp olur öyle değil mi? Hadi bakalım. Seni vuranı görmedin yani öyle mi? Hayır görmedim. Oğlum az önce doktorunla konuştum. Yakın mesafeden 3 kurşun yemişsin. Hala görmedim diyorsun. Yani gördüm memur bey de seçemedim. Maskesi vardı. Maske? Aynen. Peki şüphelendiğin herhangi birileri var mı? Yani sana düşmanlık besleyen Kingü'den falan? Yani düşman çok da. Dediğim gibi görmedim yani kim olduğunu. Şimdi durup dururken de kimsenin günahını almıyorum memur bey. Bak daha çok gençsin. Bazı şeylerin kıymetini bilmiyorsun ama en kısa zamanda öğrenmen lazım. Bak ne güzel bir kız arkadaşın var. Bir dakika olsun ayrılmadı yanından. Onu hep böyle gözü yaşlı mı görmek istiyorsun? Kolay paranın peşinde koşmayın, hayatınızı mahvetmeyin. Neyse. Tahkikat sürüyor. Balistik incelemeler de devam ediyor. Elbet buluruz onu delikanlı. Hadi geçmiş olsun. Geçmiş olsun kızım. Eyvallah. Serumum bitiyor. Hemşireye çağırayım. Pardon. 204 numaralı odada Efe Gürtekin'in serum bitti de bir ilgilenir misiniz? Tamam. Teşekkürler. Merve. Ay hoş geldin. Canım. Nasılsın? İyiyim. Oda nasıl? İyi odada serumunu değiştiriyorlar. Peki konuştun mu şikayetçi olacak mıymış? Sonra konuşabilirim. Günaydın. Nasıl oldu bizimki? İyi, daha iyi. Sen nasılsın? İyiyim. Sizde bir haller var. Hayırdır? Yalnız yüzükleri de görmedim sanmayın. Biz siz yüzük mü taktınız? Öyle oldu. Abla? Evet, öyle oldu. Neyse. Efe bir taburcu olsun da birlikte kutlarız artık. Karakola düşmezse tabii. Ne dedin? Hiç öyle. Merve,
Senin canını sıkan bir şey mi var? Efe'ye üzülüyorum. Hala göremiyor musun? Ya ziyareti kabul etmiyorlar hala. Bir ben girebiliyorum, ben de refakatçi olduğum için. İyi o zaman, selamımızı söylersin. Söylerim. Bir şeye ihtiyacınız var mı? Yok yok, sağ ol. Niye açmıyorsun? Açayım. Ne var? Ben hastanedeyim de şimdi. Efe'yi başka bir odaya çıkarmışlar galiba, bulamadım. Neredesiniz siz? Sen hastaneye mi geldin? Niye geldin ya? Ziyaretçi almıyorlar zaten. Hem sen hangi yüzle geliyorsun buraya ya? Allah ya Rabbim ya. Ne oldu? Bizimki gelmiş, hastanedeymiş. Of, gerçekten hiç uğraşamayacağım. Şu anlar az gidelim mi biz? Tamam, olur. Yani Merve kusura bakma. Şimdi bizi bir arada görünce kavga edecek. Benim de hiç ona enerjim yok. Yok yok, merak etme. Bir şeye ihtiyacın olursa ara. Sağ ol. Görüşürüz. Selam söyle Efe'ye. Söylerim. Görüşürüz. Oh, oh, oh. Çifte kumrular. Ya sizi böyle görmek o kadar mutlu ediyor ki beni. Evlilik kararı almışsınız. Duydum, çok sevindim. Ama ah, siz gençler yok mu? Yol yordam bilmiyorsunuz tabii. Kızı babasından istemeyecek misin? Bak hala babasından kız isteme muhabbeti yapıyor. Ya sen benim babam değilsin. Bunu duymaktan sıkılmadın mı? Ayşe, tamam. Ya ne tamam? Niye geldin buraya? Efe'ye ne yaptığını görmeye mi geldin? Ya senin gözünde hep suçlu muyum? Benim hiç mi haklı çıkar bir yanım yok? Senin hakkı, adalete saygın var mı? Senin anca işin gücün şantaj, tehdit. Kimi tehdit etmişim yine? Bazı insanların varlığı tehdittir, huzursuz eder. Sen onlardan birisin. Benim huzurum ne olacak peki? Ha? Hiç mi düşünmüyorsun bunu? Ben peygamber miyim kızım? Sağ yanağıma vurana sol yanağımı çevireceğim. Hadi gidelim canım, gidelim. Hadi. Bir dakika. Bak, Merve içeride. Canını sıkma, dön git, tamam mı? Tamam. Ha, düğünle ilgili en ufak bir probleminiz olursa ben karşılayacağım. Bunu bilmenizi isterim. Kız babasıyım sonuçta. Tamam. Hayatımızdan çık, bize yeter. Merveciğim bak, senin anneannene de bana da tavırlı olduğunu görme beni. Yoksa arkasında bizim olduğumuzu anlar. Umurumda bile değil. Umurunda olduğunu biliyorum Merve. Şu an öfkeyle konuşuyorsun. Geçen gün söylediklerini de öfkeyle söyledin. Ama bak, biz düşman değiliz. Ben unuttum gitti hepsini. Anne kız arasında düşmanlık olmaz. Çıkar at bunları kafandan, tamam mı? Merve, tamam. Anlaştık mı? Unutmama fırsat mı veriyorsun? Merve. Geçmiş olsun. Hastamız nasıl? Ne işin var senin burada? Ne istiyorsun? Hasta ziyaretine geldim. Ne için gelmiş olabilirim? İşte kolonyamı, meyve suyumu aldım, geldim. Ayıp oluyor ama yaptı. Efe'ye yaklaşmana izin vermeyeceğim. Defol git. Ahmet zaten ziyaretçiye izin vermiyorlarmış. Tüh. O zaman kendin verirsin ha? Geçmiş olsun, dileklerimi de iletirsin Efe Beyciğimize. Tutsana şunu ya. Kim ne derse desin, senin yaptığını biliyorum. İkimiz de biliyoruz. Eğer bir daha Efe'nin yanına yaklaşayım dersen polise gider, her şeyi anlatırım. Eğer şu an susuyorsam sadece... Sadece? Sadece derken evet, gerisini de getir sadece. Efe için mi? Kimin için? Kimi koruyorsun sen? Efe'yi mi yoksa anneciğini mi? Efe'yi. Efe'yi koruyorum. O istemedi anlatmamı. Akıllı çocuk, görüyorsun değil mi? Ben tutuklanırsam kendisi de tutuklanır. Çok iyi biliyor. Bir kez daha Efe'nin yanına yaklaşmayacaksın. Hı. Her şeyi anlatırım. Bak ya. Yani. Aynı sen. Şantaj gördüm, yapıştırıyor. Neyse Ahmet, zaten ziyaretçiye izin verilmiyormuş. Hadi biz gidelim. Biz mi? Evet biz. Hadi çıkıp gidelim. Merve de biraz dinlensin. Sen bir şeye ihtiyacın olursa ara beni anneciğim, tamam mı? Her şey güzel olacak, merak etme. Hadi. Ara beni.